Biz bugün Kanal Türk denilen aracımızı sattık. Neden sattık? Çünkü zorda kaldık. Ha bir de alanlara teşekkür ediyorum bakın. Koza grubuna da buradan teşekkür ediyorum. Eğer olmasaydı, Koza grubu gelip bunu almasaydı, yarın bu malların tamamı haraç mizah gitmişti. Haraç mizah gitmişti. Yani bu saatten sonra kime satıldığı da önemli değil diyorsun. Ne önemi var bunun, ne anlamı var? Koza grubu almış, alsın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kanal Türk öyle bir güç ki, Koza grubu o güçle zaten birlikte yürüyecektir. Onun karşısına çıkamaz. Efendim bu durumda neden o gruba satılmış? Gruba teşekkür ediyorum aldıkları için. Gösterdikleri iyilik için de teşekkür ediyorum. Yardım için de teşekkür ediyorum. Neden satıldı? İşte burada. Bundan dolayı satıldı. Bir de ne kadara satıldığında... 25 milyon dolar. 25 milyon 20, dolar. 20 küsür milyon dolar da borç var. Sadece bunun 10 küsür milyon doları vergi ve SSK borcu. Bu kadar. Neden sorusunun yanıtı, niçin sorusunun yanıtı budur? Ya Koza grubu, Kerimcan'cığım, Koza grubu, hani çok kızıyorlar ya alıyor diye. Sanki sosyal demokrat arkadaşlar, başka arkadaşlar gelmişler de vermemişiz. Anlatacağım. Koza grubu almayabilirdi, gelirdi hacizden alırdı ya. Yani gelen Tuncay mevzusuna. Şimdi önce çok hızlı sizin kısaca tweetlerinize bakalım başkanım. Bu arada Ali Bey de programın açılışında söyledi. Dava sürecinde beraber cezaevinde olduğunuzu, onu da çok kısaca dinlemek isteriz. Cem, verebilir misin tweetler ekranı hızlı hızlı? Onun para için yapmayacağı hiçbir şey yoktur demişsiniz 16 Mayıs'ta. Kemal Kılıçdaroğlu içerideki kuşatmayı yırtmadan yola çıkmamalı demişsiniz. Evet. Ondan sonra devam Cem. Geç bunu. Özellikle şeylere bakalım. 28 Mayıs'ı da sizinle konuşacağız. 28 Mayıs'ta kız çocuklarımızı satmak isteyenlere, bunları meclise sokanlara karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğiz. 28 Mayıs'ta çocuğunuz 60 yaşında bir sakallının dördüncü karısı olsun mu olmasın mı buna oy vereceksiniz. 25 Haziran 2018 dolar 4.69. Tayyip Erdoğan 2018'de yetki verin bu kardeşinize sonra doları görün. Bugün 22 lira oldu diyorsunuz. Devam. Bu ortalamayla 5 yıl daha kalırsa 100 liraya geçecek. Doğru. Bu seçip geçelim bunu Cem, bunu da geç. Evet, Bahar Feyzan, Tuncay Özkan'la ilgili iddiaları var. Anka Ajansı KRT ile ilgili Özkan'a, Tuncay Özkan'a aittir diyor. Siz de çıkıyorsunuz, adamsa çıkıp bir yerde paylaşalım, yalancı soytarı, ikisi de onun, utanmaz diyorsunuz. Devam Cem. Tuncay Özkan, Öcalan'la görüşmeler yapan Erdoğan, Oslo'da protokol imzalayan Erdoğan şeklinde bir tweet atıyor. Siz de HDP işe demokrasi, adalet ve özgürlük programında anlaştığı maddi manevi beklentisi olan parazitler içeride maalesef diyorsunuz. Yani parazit diyorsunuz aynı zamanda. Sevilay Yılman bir tweet atıyor. Kene, parazit dedi, kene. Zaten... Kene. İzleyicilerimiz bekliyor başkanım. Ben dedim bu tweetler çok ağır. Siz de çok hafiflediniz. Şimdi bunları daha ağırını bekliyoruz sizden. CHP'nin üst düzey kaynağının aktardığına göre Sayın Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan'a bu kadar verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra nefer olarak partimize katkı sunacağınızdan şüphem yok demiş Sevilay. Siz de keneyi kazıp atmak gerek diyorsunuz. Devam. Muharrem İnce, geçelim bunu. Ha pardon. Geçme. Neyi geçiyorsun? Muharrem'in avukatıyla hasbihal yapıyor. Muharrem ayar çekiyor. Yani arkadaşın özelliği herkes ayar çekmek. Mesela MİT'e müsteşar tayin etmek, genel kurmaya başkanı tayin etmek gibi özellikleri var. Neyi geçiyorsun? Şenkal Atasagon'u Mesut Yılmaz'a kendisini tavsiye etti. Aynen. Ben bana da söyledi. Cezaevinde bana da anlattı. Onu ben atadım diye. İstanbul'un başsavcısını o atamış. Canan Kaya, Özkan video paylaştı demiş. Siz de şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına saklanmaya çalışıyor. Kimse para aldı demiyor. Mahkeme sürecini anlatıyor. Devam. Bitti herhalde. Evet. Tamam. Tweetler bunlar. Ve Tuncay Özkan'ı en iyi tanıyanlardan birisi Gürbüz Çapan'da söz. Buyurun başkanım. Şimdi Tuncay Özkan benim çok sevdiğim bir abimin damadıydı. Durukan'ın damadıydı.
şeyde televizyonda çalışan bütün kadınlara sarktığı için Arzu tarafından boşandı. Boşattı onu. Seccesi bozuk bir adamdır. Yani seccesiz bir adamdır. Bir. İki, şimdi gitti şeye, partiye girdi. Ben partiye girmesine de yani şey yapmasına karşıydım. Kemal Bey'e söyledim. Bunu partiye almayın. Ayrıca görev de vermeyin diye. Ama dinlemedi beni Kemal Bey. O kendine göre işte oradan neden ve hangi ses geldiyse ona uyarak bunu aldı. İletişimin başına koydu. Bu fitne fücür bir adamdır. Yani 3 kişi hapis yatırdık biz. Ben, Adil, Serdar Saçan ve Tuncay Özkan. Malta'ya çıktığımızda benden çıkıyorsa Adil Ali'ye konuşurdu. Adil Ali çıksa benim Ali'ye konuşuyordu. Böyle şey bozuk bir adamdır. Seccesi bozuk bir adamdır. Yani 3 kişiyiz lan hapiste. Sonra 5'e çıktık onları kafaladı falan böyle. Yani adamın fitne fücür şeyi geninde var. Sonra bunları ben kovdum bunların hepsini. Hasan Atilla vardı yanında, onun yedeğinde. İşte Adil Serdar Saçan ondan gitti. Bir de bir tane bir rol diye bir dallama daha vardı. Şimdi gel git zaman geldi partinin şeyine şöreklendiler bunlar. Yani niye geldiler, ne oldu, kim getirdi bilmiyorum. Kemal Bey'e birebir anlatmama rağmen bunu partiye almayın diye, bu sizi satar diye, bu herkes satar diye anlatmama rağmen aldı oraya, kaydetti, oraya yanına koydu falan filan. Şimdi geldiğimiz nokta, bugün şimdi kendine saldırınca yani hemen polis şefi gibi şey koymuş oraya, resimler koymuş. Bunlar FETÖ'cü, bunlar PKK'lı, bunlar ben kim? Lan onlar hep senin arkadaşların be. Kime ne anlatıyorsun sen? Adam diyor ki mahkeme 50 milyon dava açmışsın sen. Yani dünyanın neresinde 10 yıl sonra dava açıyorsun, beni kandırdılar, bana az para verdiler diye. Ve dünyanın neresinde o mahkeme onu kabul ediyor? Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde, bugünkü Tayyip yönetiminde, Tayyip Erdoğan yönetiminde herhangi mahkemeye adını değiştir diye dava açsan, adını değiştir, Gürbüz Çapan'a Ahmet Şevket yapacağım diye adam, hakim bir yukarı bakar, bir aşağı bakar, bir sorar, sonra kabul eder. Senin mahkemeni kabul etmiş. Yani 50 milyon sana yetmemiş, bilirkişiye göndermişler. 95 milyona çıkmış bilirkişi raporu. Yani dolar. Daha 95 milyon dolar tabii. Yani daha mahkeme bitmemiş. Bugün sen mahkeme, para lan şerefsizdir. Şerefsizsin tabii. Daha para almadın ki. Alacaksın oğlum. Madem şerefsizsin, şerefli bir adamsın, bu mahkemeden vazgeçersin. 10 yıl sonra, 10 yıl evvel bana da anlattın, 30 milyon dolar sattım. Yani 30'a sattım, 50'ye satmış da 30'a sattım diye. Aradaki 20'yi Burak diye bir yeğeni varmış onun, bacısının oğlu. Ona veriyor, o da Moskova'ya gidiyor. Sonra çocuk bu paranın üstüne yattı. Ona da vermedi gerçi. Allah'a şükür şey oldu. Yani ben aile işinde bildiklerim için şey yapıyorum. Şimdi yani mesela siz bir ev satsanız 10 yıl sonra deseniz beni kandırdılar. Mahkeme bunu kabul eder mi? Ya mahkeme size bilirkişi tayin eder mi? Senin iddianı mahkemeye taşıyabilir mi? Sen kimsin? Yani nasıl? Yani hele bu rejimde, Tayyip Erdoğan rejimi var şu anda Türkiye'de. Sen bu rejimde nasıl oluyor da hakkını 10 yıl sonra 50 milyon dolar dava açıyorsun, sonra mahkeme diyor ki ay canım seninki 50 değil 95 milyon dolar. Şimdi mahkeme karar verecek, şeyden sonra karar verecek. İçimizdeki İrlandalı bu. Yani yanında kim varsa onlar da İrlandalıdır. Yani yanında kim varsa, yani her kim varsa, yani milletvekili, delege, parti üyesi, her kim varsa onlar da İrlandalıdır. Şimdi ya herhangi biriniz bir şey satsanız, 10 yıl sonra dava açsanız, ya böyle bir şey süreç yaşayabilir misiniz? Onlar FETÖ'cü diyor. FETÖ'cü değil. Sen FETÖ'cü değilsen. Gürbüz Bey. Efendim.
TMSF'den para almak mümkün mü bu ülkede Erdoğan'ın talimatı olmadan? Ya kabul edilmesi mümkün mü? Ya herhangi mahkemeden biz adımızı koruyamıyoruz ya. Yani başıma gelenleri biliyorsunuz yani şimdi. Senin özelliğin ne lan? Senin özelliğin ne? Yani şimdi dava açıyorsun, davanı kabul ediyoruz. Diyor ki FETÖ'cüler demiş ki para aldı. Para aldı demiyorlar. Para alacak diyorlar. FETÖ'cüler diyor. Onlar takip ediyorlar o işi. Yani çünkü sen TMSF'ne dava açıyorsun. Onlar da orada taraflar. Akın İpek'in taraflarılar onlar. Dönüyorsun bu tarafa. Önce Mustafa Kemal'in eteğine sığınıyorsun. Saklanıyorsun. Ben Cumhuriyet şeylerini, mitinglerini yapmıştım. Ne oldu lan yaptın da? Ne oldu yaptın? Toplumu gerdin. Toplumu gerdiniz. Sen ve jandarma genel komutanı, o zamanın kara kuvvetleri komutanı. Alçakça toplumu gerdiniz lan. Hala düzeltemiyoruz şunu. Biz buna layık mıydık yani? Biz tek adam rejimine layık mıydık? Bunun sebebi biraz da onlardır. O zamanki Cumhuriyet mitinglerdir. Ergenekon davasında adamın hakkındaki iddia şu. Jandarma Genel Komutanlığı'na nasıl darbe yapacağını, kimleri ne yapacaklarını listelerinde sunuyor. Onlar da Allah'a şükür bunun da Mustafa Balbay'ın da ikisinin de yani görüntülerini alıyorlar. videoya kaydediyorlar. Ve o video ele geçti. Mustafa Balbay'ın da bunun da ikisinin de darbeyle ilgili görüşleri, önerileri tümünü videoya kaydetmiş Hasan Atilla Uğur. Ve o zamanki işte Tuğgeneral kim? Ya da Tümgeneral birisi var. Neydi o yalanın haslaması yatıyordu ya. Bir türlü şey yapmadı. Moskova'dan paket. Veli Küçük mü? Yok değil ya. Ne Veli Küçük'ü? Veli Küçük o işin mafya şubesi ya. İstihbaratın şey komutanı vardı. Levent Memne diye. Şimdi bunlar böyle bir küme halinde iğrenç ilişkilerin içerisinde birbirine fiskos filan yani Ergenekon duruşmasında bile kendi aralarında bir dar grup oluşturdular. Bir fiskos yapıyorlardı filan. Bana oradaki genç Hüseymenler saldırdılar. Yani o zaman Erdoğan şey demişti Tayyip Erdoğan ben açılım yapacağım. Ben de dedim ki Tayyip Erdoğan tanırım onun dizi, onun belinin takatı bu merdiveni çıkmaya yetmez diye. Ama keşke becerse ya bu toplumu, bu ülkede barış sağlayan kim olursa olsun onu kul olurum ben diye. Şimdi oradan bana Tayyipçi falan diye anlattılar. Neye Tayyipçi olayım ben? Ben Tayyip'in bu merdiveni çıkamayacağını söylemiştim o zaman. Mahkeme duruşma salonunda. Şimdi oradan geliyor. 6 yıl emek var. Ne emeği var lan? Ne emeği var? Sen liseden beri Recai Tetik'in adamısın. Arkasına kim Türkiye'de hangi gazeteci MİT müsteşarı tayin ediyor? Hiç bildiğiniz bir hikaye var mı? Yani bu tayin ettiğin MİT müsteşarı şu anda MHP'nin komuta kademesinde duruyor. Yani komuta odasında duruyor. Sen onu tayin ediyorsun. O da seni koruyor. Şenkal Atasagun'dan bahsediyorsun. Şenkal Atasagun'dan bahsediyorum. Benim hakkımda bir yazısı vardı. İstanbul'un MİT mensupları beni takibe çıkmışlar. Ben onları kafalamışım diye yazı yazmıştı o zaman. Şimdi bu pisliğin tekidir bu. Bunun oradan kazına batılması lazım. Bunlar ve buna benzeyenler kazına batılmadan Kemal Bey'in yol yürümesi mümkün değil. Herkes de yol yürüyebilir bunlar hariç. Başkanım peki bir şey soracağım size. Buyurun. Yani Şenkal Atasagun'a çok yakın. Şenkal Atasagun da Bahçeli'nin baş danışmanlarından. Sayın Kılıçdaroğlu peki niye kümesi Tilki'ye emanet ediyor? Basireti bağlandı. Yani o herkesi bir barıştırmak, herkesi birleştirmek gibi bir hayale kapıldı. Yani kurtla kuzuyu kardeş yapmaya çalıştı. Kemal Bey orada iyi niyetle ama yani bu işlerin iyi niyetli olmadığını o, yani ona defaten anlattım.
Yani ben partiye girerken dedim ki kapı kolunun yanında duracağım senin. Hani bir talebim yok, herhangi bir şey isteğim yok, memleğim yok, bir canım bir şey sayarsan, ne sayarsan yanında duracağım diye. Ama Tuncay Muncay getirdi, karargaha koydu. Bunu yedi düvele düşman yaptılar. Bizim Rusya'yla ne alıp veremediğimiz var? Yani biz şimdi bir yandan bağımsız Türkiye diye bağırıyoruz. Bir yandan Rusya'ya karşı tavır koyuyoruz. Yani neremiz bağımsız? Bugün mesela yaptığı Şangay Beşlisi'yle ilgili diktatörlük meselesi de tam tarihi bir hata olarak görüyorum Sayın Başkanım. Yani şimdi bu ip kopmuş şimdi. Yani Şangay Mangay mı kalmış? Yani ya biz Rusya'yla komşuyuz. Rusya'yla iyi ilişki kurmak zorundayız. Bu iyi ilişki kurmak demek onların uşaklığı demek değildir. Onların Mersin'de, Akkuyu'da bir vasalitesi olmamız gerekmiyor. Yani dünyanın her yerinde nükleer santral arazisi 1000 dönüm iken Akkuyu'da 6000 dönüm verilmiş. 5000 dönümünü Küreşik gibi dinleme istasyonuna ayırmışlar. Rusya Akdeniz'deki bütün faaliyetleri oradan dinleme istasyonu kuruyor. Üst kuruyorlar. Üst kurmak yani istiyorlar. Üst yeri verdik aslında Akkuyu nükleer santralini. Tabii. Şimdi o panikle yani şimdi Rusya şeyi destekliyor. Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Olabilir, destekleyebilir. Ama bizim halkımızın ben iradesine güveniyorum. Yani öyle Rusya'nın desteğiyle, mesleğiyle falan kimsenin memleğiyle, kösteğiyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Onun yanında bir de vasalitesi var onun. Rusların vasal bir ülkesi var. Azerbaycan diye. Ben de Azeri olmama rağmen ama Azerbaycan devlet başkanı bu ülkede seçmenlere para dağıtıcı kadar adi ilişkilerine girmiştir. Bu işi sonuna kadar kurcalayacağız bunu. Sonuna kadar kurcalayacağız. Yani Kemal Bey de bir şey yapabilir. Yana çıkabilir. Bu işin, bu kavganın sahibi benim. Ben Kafkasyalı. Ben Dağıstanlıyım ben. Yani ne vasalite Azerbaycan'a, ne Rusya'ya, ne Amerika'ya teslim olmayız. Yani bizim emelimiz bağımsız Türkiye'dir. Gürbüz, bizim buyurun. Gürbüz Bey, Anka ve KRT Tuncay Özkan'ın mı? Tabii ki. Yani onun üzerine alındı. Partinin kanalları bunlar. Partinin ajansı bunlar. İkisi de Tuncay'ındır. Yani Tuncay'ın oradaki bir tane ulağı onun üzerine yapmışlar. Yani karateyi bana satmaya çalıştı. Karate pazarlığını Tuncay yaptı. Ankara Hilton Oteli'nde Tuncay yaptı pazarlığını. 30 milyon para istediler benden. O zaman ekonomik durum iyi değildi. Alamadım. Kimin oluyor o zaman? Belki danışman olarak pazarlık yapmıştır başkanım. Ne danışmanı canım? Sen de dalga mı geçiyorsun Ali? Yani Kanal Türkiye'de danışman diye gözüküyordu ya, onun için söyledim başkanım. Yani olsa olsa MİT'in danışmanı olabilir. Olsa olsa derin devletin, o çürümüş köhne derin devletin danışmanı olabilir. Şey değil. Başkanım, ne danışmanı? Kimin danışmanı? Şunu sor. 14 Mayıs için, o gece için özellikle CHP'nin içerisinde siz çok yakınsınız. Çok şey konuşuluyor, çok dedikodu var ama bize verebileceğiniz özel bir bilgi var mı? Ne oldu Sayın Kılıçdaroğlu önde giderken bir anda geri düştü veya oylar hakikaten gönderildi mi bazı yerlere? Ben oy gönderdim, önderdi falan. Onlar tıraş yollar. Şimdi yani efendim ıslak şeyi göndermiş falan filan diye. O ben ona vermiş, parayı almış falan filan diye. Yalan söylüyor. Tiyatro yapıyor. Çıkmış televizyonda ağlıyor. Sahtekar. Sahtekar. Ne ağlıyorsun lan sen? Kime ağlıyorsun sen? Benim 8 yaşında oğlum ağlıyormuş filan. Şey gibi bu Türkiye Gazetesi sahibi vardı bir tane herif. Tansu Çiller'i yakalıyor Londra'da. Efendim çok ağladım diyor sizin için diyor. Sonra o kesmeyince diyor, Mücahit de çok ağladı. Yani bu aynı derece değersiz. Amerikan vatandaşı olan değil mi? Haysiyetsiz bir şey. Ya bir şey var ya. Yok, İhlas'ın sahibini söylüyor. İhlas'ın sahibini söylüyor. Benim... Efendim ben diyor senin için çok ağladım diyor. O da diyor niye ağladın diyor. Sana kötü şeyleri yaptılar diyor filan. Bakıyor ondan yol alamayınca
oğlum Mücahit de çok ağladı. Mücahit kim diyor? Oğlum diyor. Yani şimdi bunu yaptığın numara. Ben ağladım. Niye ağladın lan sen? Niye ağladın? Yaptığınız şey, yani getirdiğiniz şey, ilişki kurduğunuz adam TOG'un reklamcısı lan. TOG var ya, şimdi resim çektiriyor ahali fukara. Gidiyor elini vuruyor TOG'a, TOG arabaya elini. Onun reklamcısını getirmiş, CHP reklamcısı yapmışlar. Bunları yapan Tuncay yapsınlar. Bir şey soracağım başkanım. KRT Güneş'in medya AŞ'ye ait, Anka'da Naz Medya'ya ait. Bu ikisi de Tuncay'ın herhalde kızları galiba değil mi? Güneş ve Naz. Naz Güneş kızın adıdır. Güneş ha, Naz mi? Eşinin adı, Güneş kızının adı. Hayır, Naz kızının adı. Naz Güneş kızının, Güneş eşinin adı. Oğlunun adı galiba. Bilmiyorum, Güneş Müneş bilmiyorum. Yani Naz tesadüf olabilir mi? Ya Naz'ı biliyorum ben. Ya Naz'ı biliyorum, öbürünü bilmiyorum. Ama... Yani bu yavşak şimdi ya, o yalan söylüyor bir, ya. Bir takım kelimeleri kullanırken şeye girer, söyle, tazminat davası olabilir sizin için. Senin anlamı söylüyorum, yani bir anlamı söylüyorum. Ha tamam. Yani bu şey fitrus bubis gibi bu. Yapıştı mı gitmiyor. Hani şerefsiz merefsiz kelimeleri açısından söyledim yani. Şerefsiz kelimesi buna az gelir. Deli misin sen? Hayır, yok hani bir ceza davasına girer diye sizin açınızdan söyledim. Zaten ne biliyorsun onu yapsınlar. Yani anladım şimdi. Ya içimizdeki İrlandalı bunlar ya. Yani anladım. Ya, tamam ya, biz cephedeyiz. Yani oradan şey saldırı oluyor, eyvallah. Ama bu ne ya? Bu ne ya? Şimdi hala görevi başkan. Hala İki tane hala başkanı. Görevi devam ediyor. Görevde mi? Evet, devam ettiği falan yok. Ne görev mi? Vidir, görevden ünvanı duruyor ama kendisi yok. Onu söyleyeyim. Ben geçen gün bir tweet attım. Ya yürüsün gitsin. Kemal Bey'in inceliyor. Ne görev mi ya? Ne görev mi ya? Ona görev veren de döver atan sıfatacağım. Ne görevi? Kimin adına? Bu parti kimin ya? Ne işi var efendim burada? Şimdi FETÖ'cüye karşı. Ulan senin üstte liste bir kim? Sen altına girdiğin kim orada İzmir'de? Herkesin FETÖ'cüye bildiği bir adamın altına girmişsin. Orada ona saklanıyorsun. Burada dönüyorsun Kemal Bey'in arkasına saklanıyorsun. Dönüyorsun Mustafa Kemal'in arkasına saklanıyorsun. Bu ülkede ne kadar it, köpek, haydut varsa finalde Mustafa Kemal'in dibine saklanırlar. Kuraldır bu. Kim finalde Mustafa Kemalci oluyorsa o vatan hainidir. Mustafa Kemal'i savunmak başlı başına bir şeydir. Yani ya baştan savunursun ya da sonradan oraya saklanamazsın. Buna omuzdan ateş etme denir. Şimdi diyor ki FETÖ'cüler bana diyor ki para almışsın. Ne parası almışsın? Demiyorlar öyle bir şey. Diyorlar ki mahkeme buna, bu mahkeme 50 milyon dava açmış. Mahkeme demiş ki sana 50 yetmez, 95 verelim. O da bir final bitmek üzere. Mahkeme, şimdi böyle bir mahkeme olabilir mi sizce? Ya Türkiye'de bu dönemde, bu tek adam rejiminde, yani herhangi biri beni işte 10 yıla beni kazıkladılar, kandırdılar deyip dava açsa, 50 milyon dolar davası da yani mahkeme der mi? Hayır efendim senin hakkın 95 milyon dolardır. Bilirkişi tanımışlar 95 çıkarmışlar. Başkanım diyelim ki ben o 20 yıl önce bir evi satsam şimdi bugün gidip bir dava açsam ticaret mahkemesine benim evimin değeri aslında o gün çok yüksekti ama düşük satmışım desem ticaret mahkemesi onu kabul etmesi mümkün mü Allah aşkına? Ama Tuncay'ın özelliği var, onu kabul etmişler ama. İşte CHP'nin içinde olursanız kabul edilirsiniz. Hem de tam seçim, ya normal siyaset yapan bir ismin bu davayı tam seçim öncesi açtığında ya bu yanlış anlaşılır, doğru değil. Bu davayı açmamak lazım, kabullenmemek lazım. Seçimler bitsin ondan sonra yapalım demesi gerekmez mi normalde? Tuncay'ın para için yapmayacağı bir şey yoktur. Şimdi o Anka Ajansı'na ve Karate'ye verilen paraları da kendi içi ediyor. Onları da orada çalışanlara vermiyor. Onların maaşlarının dağılması lazım. Onlara maaş verilmesi gerekirken onları da ya tamahkar bir adamdır o. Doymaz o. Yani
cezaevinde 5 kilo yemek yiyordu adam ya. Doymuyordu gene. Doymaz yani. Yoksul evden gelmiş bir adamdı. Doymaz, asla doymaz. Başkanım 28 Mayıs'ı soracağım size ama. Bir saniye onu sorma. Yok, bir şey ekleyeceğim. Tam sana geleni soracağım. Savcı Sayın'ı tanıyor muydunuz başkanım? Yok, tanımam. Yani şeyden böyle bir yani İngiliz Deniz Baykal'ı yanından tanırım öyle. Oradan uzaktan tanıyorum. Fazla tanımam. Gidin. Kızı Nazlıcan, oğlu Güneş'miş Tuncay Özkan'ın. Evet. Nazlıcan, ya Nazlıcan bizim kızımız yani. Ondan da mı yapmış birini? Evet, yani ya. O birini Nazlıcan, Nazlı şirket koymuş. Diğerini de Güneş bilmem ne, Medya bilmem AŞ diye koymuş adını. Bir şey soracağım başkanım. Konuyu hemen başka bir yöne çekelim. Sevgi bir soracağım var mı Tuncay Özkan'la ilgili? Sizin anlatmak istediğiniz var mı, unuttuğunuz bir şey başkanım? Sevgi Pıtırcı ya, mahkemede duruşmalarda o mankenden bozma bir şey vardı, bunun sevgilisi vardı, ona sarılıyordu. Nazlıcan da kenarda ağlıyordu. Rahmetli Kenan abi getiriyordu kızı oraya, ondan görüşsün diye. Ya ona 5 dakika zaman ayırmıyordu herif. Sonra kızı seviyorum ayağına, şirketinden Nazlıcan yapmış. Şimdi Naz'ın şeyi ne? Yani şirketin hangisi Naz'ın üzerine? Ya adam sahtekar. Yani adam fırıldak. Ağlıyor. Ağlıyordu zaten. Mesela duruşmalarda yalandan ağlıyordu ve oraya gelen kadınları istismar ediyordu. Kadınlara kolaj kitap yapıp onları sattırıp onları da çarpıyordu oradan. Bir şey yaptı. Yani bir durumu bu. Cem bir fotoğraf. Bidin. Süper Chat'ten ve Süper Sticker'dan gelen sorular var. Onları alıp sorabilir misin başkanımıza lütfen Cem? Önce fotoğrafı verelim abi. İsyan Dert göndermiş. Tuncay Özkan'ın 3 Mart 2015 tweet'i. Güneşimiz doğdu. Duygu ve Güneş sağlıklı. Sevdalarını sevdamıza, umutlarını umudumuza katan halkımızla sevincimizi paylaşıyoruz. Böylece resmi olarak da çocukların adını görmüş olduk. Savcı Sayan da kalp krizi geçirmiş. Şu anda hastanedeymiş. Onu da kamuoyuna duyurmuş olayım. Allah rahmet eylesin. Seccade fotoğrafını Tuncay Özkan mı organize etti diye soruyor izleyicimiz. Ne? Seccade vardı ya. Bir seccadenin üzerine bastığı Kemal Kılıçdaroğlu. Hiç önemli değil. Seccadeye bassan olur ya. Ne seccadesi ya? Seccadenin halı parçası ya. Tuncay Özkan mı? Yani bassa ne olur, basmasa ne olur ya? Yani hangi puş ne demek istiyor ya? Nedir? Onu organize ya. Ama bu biliyorsunuz muhafazakarlar içerisinde çok kullanıldı. İktidar bunu karşı muhafazakar adam namaz kılıyorsa seccadeyi toplar, kaldırır, sonra açar namaz kılar üzerine. Başkanım ama soru şu. Yolun yanına atmaz. Efendim? O fotoğrafın organizasyonu Tuncay Özkan'a mı ait? Onu soruyor. Bilmiyorum. Yani Kemal Bey bizden aldı götürdü. O yönetiyor, yönlendiriyor filan. Şimdi geri alacağız. Geri aldık Kemal Bey'i. Evet. Rıfat Bey diyor ki CHP Tuncay Özkan ile baş edemiyor mu? Gürbüz Başkan'ın dediği bu mudur? Baş ettik bile. Ama geç ya kalmadınız. Ben daha önce anlattım. Ya ben, bana inanmadı Kemal Bey. Ya şimdi anladı. Yani ay bazen böyle oluyor. Yani öyle bir adam ki karı kocanın arasına girer. Yani inanılmaz hale gelirsiniz. Fitne vücur. Evet. Ya mesela bu Bahar Feyzan'ı atmışlar karateden. Kesin o atmıştır. Kesin yani o ahlaksız atmıştır kızı. Ya da bırak gitmiştir kızı oradan. Ne diyeyim, anladınız. Merdan ya da Yanardağ ve Tuncay Özkan arasında ne var diye sormuş. Bir bilginiz var mı başkanım? Ya ne olsun ya, yani Merdan namus erbabı bir adamdır yani, ama ya Tuncay'la baş etmek mümkün mü ya? Yayına durmak mümkün mü? Ya ben bir yıl bütün masrafları ben karşımama rağmen adam bir yıl sonra koğuşu bana karşı yürütledi herif ya. Ben atmaya kalktılar koğuştan, ben onlara kovdum koğuştan. Tabii kovdunuz ama sonra da sizin koğuşla ilgili başka bir haber çıkarıldı hakkınızda. Ne gibi? Erdoğan'ın fotoğrafını astınız diye mi? Ne öyle bir şeydi herhalde. Ya kardeşim, Erdoğan'ın fotoğrafını asma hikayesi değil. Erdoğan'ın fotoğrafını astı. Hasan Atilla Uğur
ona parmak hareket çekiyordu. Geldi gardiyan şey golcü bastılar. Kim bastı lan bunu diye. Bastım dedim. Ben üstlendim şeyi. Ben niye Erdoğan resmi asayım? Ya da Erdoğan resmi asınca golcü basarlar mı sizce? Hasan Atilla Uğur dediniz. Yanılmıyorsam Babala Hasan Atilla TV olsun. Evet. Hasan Atilla Uğur. Yani parmak hareket çekiyordu ona. Parmak atıyordu. Ondan dolayı geldi koğuşu bastılar. Yani Atilla, şimdi Hasan Erdoğan'ın afişini atsan koğuşa. Sence koğuşu basar mı gardiyanlar şey müdürler filan? He? Cevap verirseniz de size soruyorum. Cevabı ya bu devirde Tayyip Erdoğan'ın resmi atsam duvara, cezaevinin müdürü, gardiyanları topluca koğuşu basarlar mı sizce? Alo. Duyuyoruz başkanım. Cevabı belli başkanım. Yani basmazlar tabii ki. Cevabı ya, belli. Cevabı belli. Adam oraya gelip bir çocuk gibi parmak atıyor bir şeye. Onun için cevaplar. Yani ya neyse. Yani ben astım. Eyvallah. Orada başkanım şey, 14 Mayıs'ı nasıl değerlendiriyorsunuz kısaca? Gerçekten. Bir saniye. Oraya geçme. Oraya geçme Vidin. Sayın Başkanım, bu hemen 14 Mayıs'a gelmeden evvel Sinan Oğan'ı soracağım. Bugün Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Erdoğan pazarlık yapmayacağını, bu tür pazarlıkların içerisinde olmayacağını söylemesine rağmen Sinan Oğan'la Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ümit Özdağ kendi tabanlarının yöneticilerinde dahil olmak üzere kendi oy verenlerinin %80'inin Millet İttifakı'yla yol yürünmesi gerektiğine yönelik olarak bir açıklama yaptı. Ardından da dedi ki mülteci meselesi biz olmasaydık bu kadar gündeme gelmezdi dedi. Siz Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini düşünüyor musunuz? Ne olur? Sinan Oğan ne yapar? Şimdi ben onlarla ilgili değilim. Yani o görüşmelerinde değilim ben. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama yok, dışarıdan yani gözlem açısından soruyorum. Genel yaklaşımı söyleyeyim. Yani Tayyip Erdoğan bu ülkede kurtla kuzuyu kardeş yaptı. Yani aynen o oy verirse öbürü vermez mi filan. Mesela HDP'lilerin bize oy vermesi bir ittifaktan kaynaklanmıyor. Yani ya da bir karşılıklı bir anlaşmadan kaynaklanmıyor. Onların bize oy verme sebebi Tayyip Erdoğan gitsin diye. Demokratik bir ortam gelsin diye. Yani işte mesela seçimle gelen seçime gider diye söylüyoruz. Efendim ya Kürt'ü yurttaş kabul edeceğiz. Yurttaş. Verdiği oyun sandıkına çıkan sonuca saygı göstereceğiz. Belediye başkanı görevden almayacağız. Demokratik bir ülke haline geleceğiz. Yani bu PKK'ya taviz vermek ya da kime ne yapmak değil bu. Yani HDP'nin bize oy verme sebebi o diğerlerin pazarlığı gibi değil. Yani kimi yardımcı, kimi bakanı falan değil. Sahiden ülke demokrasi gelmesi içindir. Şimdi adam diyor ki bu Muzaffer'in size oy verirse bunlar HDP'ye oy verir mi? HDP her halükarda bize oy verir. Çünkü sıkıldı, bir sıkıştı. Millet boğuluyor. Yani adam milletvekili seçiliyor duramıyor. Belediye başkanı oluyor, ikinci gün hapse giriyor. Kürt'ü yurttaş kabul edeceğiz. Buradaki şeyimiz bu. Kürt'ün yurttaş olmasını kabul edeceğiz. Onların sorumluluk almasını, gidip ödevini yapmasını, oy vermesini saygı göstereceğiz. Sandıktan çıkan sonuca saygı göstereceğiz. Yani şimdi tam burada soracağım Sayın Başkanım. Vidin sordu, tamamlayacağım. 28 Mayıs'ta 14 Mayıs'tan neden farklı olsun sonuç? Ne bekliyorsunuz? Ya milletin şevki kırıldı. Milletin şeyi bozuldu. Yani sinirizesi bozuldu. Milletin umudu kayboldu. Yani yeniden şey yapmamız lazım. Ya o akşam, o gece bu Tuncaylar yanlış bilgi vererek, yani iki tane belediye başkanına yanlış bilgi vererek onları boşa düşürdüler ya. Yani hani şey denebilirdi. Yani efendim şu gözüküyor denebilirdi. Yani aramızda 4 puan, 5 puan neyse fark denebilirdi. Yanılttılar bunları ya. O şey olan var ya, öbür Tombul olan
hani bu bilgisayar sistemini kuran. Onursal adı güzel. Onursal adı güzel diyor ki ben diyor şey yaptım iletişim bunları yanılttı diyor. İletişim bunlar Tuncaylar. Tuncay ve Avanesi. Çocuk söylüyor ya yani bende bir şey yok ben doğru söyledim ama onlar bunları yanılttılar diyor. Şimdi orada aklınca bu belediye başkanlarının önünü kesmeye çalışıyor. Yani onlar işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa arkadaşa bir mama kalmıyor ya. Daha ne olsun lan mebusun sen kimsin ki? Sen adamsan git Erzincan'a seçilgen. Eğer yiyorsa götün. Yani İzmir'e garantiyle yazılıp oh ne güzel. Ha neymiş orada Cumhuriyet mitingi yapmışsın. İyi bok yemişsin. Ne oldu lan Cumhuriyet mitingi yaptığınızda ne oldu Türkiye'ye? AK Parti iktidar oldu. Yani iktidar bize iktidar mı oldu? Tek adam rejimini oturttular. Başkanım o gece seçimlerde dürüst olarak geçti diyebilir misiniz? Sayım olsun hayır. Veya öncesindeki seçmenler. Hayır. %5-6 şey var. Bot seçmen var. Yani bunu aşılamadılar bunu. Yani %5-6 bot seçmen var. Şimdi normalde bizim çoğalma şeyimiz var. İstatistiksel çoğalma şeyimiz var. Ya adam 1.700.000 fazla adam çıkmış. Seçmen çıkmış oradan. 1.700'ü çıkar buradan geriye ne kalır görürsünüz yani. En basiti. Bir ikincisi bilgisayar aktarırken yani bizim oyumuzu şeye nedir onun adı? MHP'ye şeye Sinan Oğan'a falan yazdı dağıttık yani biz oyumuzu koruyamadık. Yani partinin kurduğu sistem olmadığını gördük orada. Adam Ali diyor ya işte aradım diyor. Demiş ki şeydir işte biz kapalıyız. Dükkan kapalı. Yani sandıkta kullandığın oyu orada göremiyorsun. Ya hani görecektik? Yani hani biz hep sürekli şeyi savunuyoruz. Yeterlik savunuyoruz. İşte nedir onlar? Ne diyorsun lan? Kariyeri uygun diye bir şey. Ne diyorsun? Ya çıkaramayacağım şimdi. Zihnim karıştı. Karizmatik. Ya yok. Yani liyakatlı. Liyakat diye bir şey savunuyorsun. Ya kardeşim bu memlekette ODTÜ yok mu? ODTÜ Üniversitesi. ODTÜ yok mu? Boğaziçi yok mu? Boğaziçi yok mu? İstanbul Teknik yok mu? Ya her birinin iki tane bilgisayar mühendisi alırsın. Bu işi yaparsın. Ya kim bunlar? Bunlara niye teslim ediyoruz abi bu işleri biz? Partinin genel başkan yardımcısıymış. Olmaz ol lan. Ne olursun lan? Olmasan ölür müsün? Yani ODTÜ'den daha müstesna bir adamsın sen. Nesin? Endüstri mühendisiyim diyor. Kimsin lan sen? Adamın şeyi varmış. Böyle bir şirketi varmış. Bu mu yani? Bunu mu yapacağız yani? Bizim AKP'den ne farkımız var şimdi? Bu parazitleri, bu bitleri, bu keneleri temizlemeden yola çıkamayacağız. Temizlenmeden adım atarsam şerefsizdir. Ne olacak başkanım peki 7-8 gün sonra? Ne değişecek? Benlik kalamaz abi 7-8 gün sonra. Bu bitip pisliği temizlemeden bunlarla beraber yola çıkmam. Ne çıkacağım yola ya? Niye çıkayım ya? Ya yazık günah değil mi bize inananlara ya? Ya kardeşim yani biz demiyor muyuz bunlar iyi ne varsa yok ettiler. ODTÜ'ye saldırdılar. Boğaziçi'ye saldırdılar. Öyle demiyor muyuz? Biz ne yaptık? Yani biz ODTÜ'den ya da Boğaziçi'nden ya da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisleri getirdik. İşlem mi yaptık? Bir şey mi kurduk? Biz ne yapıyoruz ya? Biz ne zaman bilime döneceğiz yüzümüzü? Şimdi Sayın Başkanım bu o geceki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşananlar aslında muhalefeti umutsuzluğa itti ve insanların da hani bugün Kemal Kılıçdaroğlu vatanını seven
sandığa gitsin diye bir çağrı yaptı. Siz tam bu noktada bu umutsuzluğun aşılabilmesi için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz ve hem muhalefet sandığa gidecek hem de muhalefetin gitmesi yetmeyecek. Gitmeyenlerin de oy vermeyenlerin de Kemal Bey'e oy vermesi gerekiyor ki kazanmak gerekiyor. Ne yapılacak? Bu umut nasıl yükseltilecek ve 28 Mayıs nasıl bir zafere dönüştürülebilir? Samimi olacağız, gerçekçi olacağız, öz eleştiri yapacağız. Yani nerede yanlış yaptığımızı söyleyeceğiz birbir. Yani böyle üstünü örterek bir yere gidemeyiz. Diyeceğiz ki şunlar yanlıştı. Şunları bıraktık. Yol yürüyoruz. Bütün vatanperverler bizim arkamıza takılsınlar diyeceğiz. Artık vatan sorunu var Türkiye'de. Yani seçim bitsin, AKP alırsa dolar 50 liraya çıkacak. İflas ettik. Bu ülke hukuk gelmezse hiçbir şey düzeltemeyiz. Ama Tuncay hukuk gelirse düzeltiriz. Yani Tuncay'ı 10 yıl evvel dolandırmışlar. 10 yıl sonra gidiyor. Çiçimdüm ne falan. Anam falan. Mahkeme onun hakkını koruyor. Hakkını savunuyor. Biz de öyle bir mahkeme istiyoruz. Mesela ben de öyle bir mahkeme istiyorum. He? Evet, Mustafa Sarıgül bir son tweet atmış. Demiş ki Demir Çarık, Demir Asa köy köy kasaba kasaba gezeceğim. Bir kişiye bu kadar yetki verilmez. Verilirse dolar 30 liraya geçer, ekmek 10 lira olur diyeceğim. Ve burada ilginç bir şey var. Mustafa Sarıgül CHP'den ayrılıp gitmesine rağmen galiba bu seçimlerdeki yükselen değerlerden biri de Mustafa Sarıgül Sayın Başkanım. Ya bu fırsattan istifade, o kendini temize çekmeye çalışıyor. Boş ver işte. Yok şunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bir şey yaptı. Gitti Erzincan'a. Gitti çalıştı ve kazandı. Seçimi alıyorduk. Yani Mustafa bir 10 puan fazla almış ama ona rağmen seçim bir mevcut çıkarıyorduk. Yani bir şey yok yanında. Ya Mustafa ya boş ver bu işi kapat ya. Neyse değil. Herkese de laf söylemeyin. Başkanım yine izleyicilerimizden. Aradan sıvışmaya çalışıyor. Geç o işi. İzleyicilerimizden biri diyor ki keşke Gırgır Dergisi diye bir şey benim ömrüme denk düşmeseydi. Oğuz abi tüm bunlar senin yüzünden, ne ektiysen biçiyoruz demiş. Vallahi haklı. Haklı. Yani az nesini okumasak daha iyiydi. Ne olacak? Yani Zübi'yi okumasak daha iyiydi. İzlemesek daha iyiydi. Buyurun. Evet Bidim. Ya başkan beni dumur etti bu akşam. Ya bekliyordum sert konuşmasını ama. Ya bu sert. Ya başkan böyle konuşacaksanız seçime kadar her akşam program yapalım. Ya yok, ben sert mert konuşmuyorum. Yani ben derdim sert konuşmak falan filan değil. Yani ya yüreği yanıyor Bidim. Ya artık. Genel başkanın böyle tek kalmış orada bir sağır atar, bir sinek konar misali. Yani torbacı, it, kopak toplamış başına. Adam görünmez hale gelmiş. Ya Anadolu'da şey var ya, dilek ağacı var. Baba ocakları falan var. Bilir misiniz? Böyle Alevi geleneğidir ama hepimiz oraya gider. Çabuk bağlarız. Çocuğumuz olsun. İşte oğlum üniversiteyi kazansın. Torunum şunu olsun falan diye. Bilirsiniz değil mi ocakları? Öyle bir hale gelir ki o ardıç ağacı tanınmaz hale gelir. Çaput bağlamaktan tanınmaz hale gelir. Kemal Kılıçdaroğlu tanınmaz hale gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi eliyle bütün çaputları yolup suya atıp yürümesi lazım. Yani elini masaya vuruyor, buradayım diye. Çıkıp yürüyorum demesi lazım. Yürüyorum hainin üzerine demesi lazım. Yılanın üzerine yürüyorum demesi lazım. Şey değil yani, partiye çöreklenmişler bir grup soytarı. Ya, ne yaptı belli değil. O birbirini yağlıyor, birbirini şey yapıyor. Bir tane şeyin, onun da bir ortağı var, asansör ortağı. Ve aynı zamanda karateden de ortak. İşte arkadaşımız görevin başında. Sana görevi de göstereceğim, arkadaşını da. Allah can sağlığı verirse ikinize de görevi göstereceğim size. Gürbüz Bey. Partinin yetkisini kullanarak, partinin etkisini kullanarak asansör sömürüsü yaptınız oğlan diye bunların ağzını kırmak lazım bunlardan.
Belki konumuzla hiç ilgili değil ama bu Tuncay Özkan'la cezaevi sürecindeki koğuşta yaşadığınızı anlatınca işte Hasan Atilla Uğur'u da söylediniz ama Doğu Perinçek de vardı. Ama Kaşif Kozanoğlu ile ilgili hiçbir bildiğiniz var mı? Yani hiç programla alakası yok ama bir izleyicimiz hatırlatmış, merak ediyorum. Onlar bizim koğuşta değiller. Bizim koğuşta biz Tuncay ben şeydik nedir? Adil Serdar Saçan'dık. Sonradan da Hasan Atilla Uğur gelince çok önemli bir adam diye Tuncay onu da bizim koğuşa aldı. Yani bizim koğuş o kadar. Yani ben Doğu Perinçek'in koğuşta kalmadım. Yani ya peki, da Kaşif Kozanoğlu'yla hiç tanımadım. Ha? Ölümü sizce şüpheli miydi? Anlamadım. Kozanoğlu'nun ölümü. Görmedim. Adamı tanımıyorum. Bilmiyorum diyor. Bidin. Bilmiyorum diyor yani sonuçta. Ben hapisten çıktıktan sonra adam öldü. Yani ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Peki başkanım şeyi soracağım. Şimdi müşahit konusunda bazı sıkıntılar var. 20 bin sandıkta müşahit olmadığı söyleniyor. Bu ne kadar doğru onu soracağım ama bir de şöyle bir iddia var. Konya'da 140 sandıkta müşahit olmadığı söyleniyor. Yani şimdi biz 4 partinin, İYİ Parti ve CHP hariç 4 partinin fazla bir oy katmadığını ama 37 milletvekili aldığını görüyoruz. Bu iddia doğruysa Sayın Davutoğlu Konya'da bile müşahit ayarlayamamış mı yani? Yani onu Davutoğlu'na sormak lazım yani. Ne yapıyorsun diye birader, ne yapıyorsun diye sormak lazım. Davutoğlu'nun babası Konya'da hatırlı bir adamdır. Yani ayakkabı yapan bir sanayi odasında, İstanbul Sanayi'si uzun yıllar yöneticisi yapan bir adamdır. Davutoğlu da işte ben severim yani Kanal 7'den Ali hatırlarsın belki. Böyle zaman zaman programa katılırdık. Yani akıllı, bilgili falan filan bir adamdı. Ama sonra cıvıttı birdenbire böyle şey oldu. Bir kitap yazdı, bir alim ulemasına girdi filan. Sonra geldiği nokta işte Konya'da bile kabul görmüyor. Yani bir insan kendi şehrinde kabul görmez mi? Başkanım bir de şunu soracağım. Çok az kaldı süre ama şu an Millet İttifakı ne yapacak merak ediyoruz ama benim kafama takılan soru şu. Sayın Kılıçdaroğlu sizce seçimleri kazanırsa bakanlarını şimdiden açıklasa yani karşısında Erdoğan var tamam ama İçişleri Bakanı Soylu mesela dese ki karşısına bunu getireceğim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, benim Dışişleri Bakanım bu olacak. Veya Nebati işte Hazine Bakanı. Benim Hazine Bakanım muhtemelen İYİ Partili kişi olacak. Şu an adı aklıma gelmedi. Daha olumlu olmaz mı seçimden önce? Siz nasıl siyasi partiler? Benim önerim mesela Maliye Bakanı ya da Hazine Bakanı, o paraya bakan adamı Nebati getirelim. Oradan alıp şey yapalım. Çok önemli adam o. Yani müthiş bir adam. Yani onun bakışları, gözleri, ışıkları filan. Yani onu koyalım şeyin başına. Paranın, maliyenin başına. İçişleri Bakanı zaten Süleyman şey ya, yani hep Süleyman, hep şey şeyde. Ya bunlar şimdi bir ilerliyoruz ama biraz çocukça şeyler. Bakanlar kabineyi açıklarsanız, onun da eninde uzununda bir sürü adam şey yapar. Yani kabul eder etmez bir sürü görüş çıkar. Onun için seçimden sonra yapılması gerekiyor. Kabinin açıklanması gerekiyor. Ama o çok iyi isimler koysa puan kazandırmaz mı başkanım? 2-3 puan bile olsa. Abi mesela Nebati'yi koysak acayip puan kazanırız. Değil mi? Mesela başka Turizm Bakanlığı koysak harika şey yaparız. Bütün kıyı kapatma şeyi vaadiyle. Ve herkese iş umuduyla şey yaparız. Bütün kıyı nedir onun adı? Neydi? Onun babası ne iş yapıyordu? Şeydi. Bu ilk şey yapan herif var ya nedir? Parakende satışı yapan adam. Kalem alana tıraş şey, bilmem ne yapana filan. Neydi herifin adı ya? Yani onu yapılabilir. Mesela Sağlık Bakanı adam şey olabilir, AKP'den şey yap, mebus olmayı kabul etmez. Onu yapabiliriz. Yani Mehmet Şimşek. Kadar, he? Mehmet Şimşek. Hayır, Sağlık Bakanı. Mehmet Şimşek gelmez artık. Buralara. Sağlık Bakanı mesela Sağlık Bakanı yapalım. Hakkari kadar ne kadar şey varsa onların vakfına bağlayalım. Nakşibendi Tarikatı'nın üniversitesine bağlayalım.
sağlık hizmetlerine. Fahrettin Koca. Kadar güzel olur. Fahrettin Koca. Fahrettin Koca mesela Hakkari'deki hastane bile, Van'daki hastane bile, işte Ağrı'daki hastane yani az para kazanır ama olsun. O da damlar yani şey değil. Onların hepsini tek elden yönetmemiz lazım. Dedince. Adamların bakanlığı yani mebusluğu kabul etmemelerinin sebebine bakın ya. Yani ya, böyle bir şey olur mu ya? Türkiye'nin bu hali Türkiye yani Türkiye'ye yakışıyor mu bu? Ya çıkmamız lazım. Yani çıkıp adam gibi yürüyüş kolu başlatıp nasıl Ankara'da İstanbul'da yürüyüş başlatmışsa yeniden iktidar yürüyüşü başlatmamız gerekiyor. Ha bunun da birinci şartı kendi içindeki o posayı atması lazım. Torbacıyı, talancıyı, işte yani böyle bir uygunsuz bir sürü insan var ya. Evet. Çöreklenmişler oraya. Kimsiniz? Ne iş yaparsınız yani? Ya düşün bizim reklamımızı, TOG'un reklamımızı yapıyor iyi mi? Çok teşekkür ediyorum. 15-20 dakika vakit ayıracaktınız, 1 saat ayırdınız ama bütün izleyiciler ve siz o kadar dolusunuz ki seçimden önce bir program daha yapabilir miyiz diye sorarak. Ben izleyicilere sabır diliyorum. Yani ama bir şey söyleyeyim. Yani ben bu canım sağken bunlara yol vermeyeceğiz. Onları bilmesi istiyorum ama gidin oy kullanın. Ya bu defteri kapatalım. Ya 100 yıl sonra Cumhuriyet'in başka bir şeye dönüşmesine engel olalım. Her yurttaştan bunu istiyorum. Her vatanperverden bunu istiyorum. Ben de gideceğim, ben de oy kullanacağım. Hepimiz oy kullanalım. Bunu halledeceğiz, merak etmeyin. 1.750.000 bot oy var. Onları engelleyeceğiz, merak etmeyin. Ama bu arada yani parti içindeki parazitleri de temizlememiz gerekiyor. Sağlam vücut sağlam kafada olur. Sağlam kafa sağlam vücut olur. Yani bacağı gangren insan dövüşemez. Beli kırık insan kalkıp yürüyemez, dövüşemez. Yani bir kere önce sağlık hale geleceğiz. Sağlık hale gelmemizin de parti içindeki bu parazitleri temizlememiz lazım. Bunlar parazitten fazla kene gibi olmuşlar. Kan emici olmuşlar. Bunları kazıyıp atmadan temizlemek mümkün değil. Adam görevden alıyor. Üstünde diyor ki ben görevin başındayım. Ne görevin başındasın sen? Hangi görevin başındasın? Bir şimdi hesaplaşacağız. Yani yarına bırakmayacağız bunu. Yani biz AKP'li değiliz. Yani öteki dünyada hesaplaşacağız. Kızılay Başkanı, Kızılay soymuş. Ya iki ay sonra akıllarına geldi Kızılay'ın adamı istifa ettirmek. 3 ay. İşte 3 ay sonra neyse. Yani biz o değiliz yani. Biz o değiliz. Biz peşin hesaplaşacağız yani. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hadi dinleyenlere de, dinleyecek olanlara da çok teşekkürler, çok selamlar. Dinleyicilerimiz bu akşamki özellikle konuşmalarınızı çok beğendiler. Herkes herhalde sizin kadar dolu başkanım. Öyle gözüküyor. Ya bıçak kemiğe dayanmış. Ya. Bu ben sadece seslendiriyorum arkadaşların şeyini. Bu benim fikri bir durum değil ki bu. Herkesin gördüğü parazitler yapışmış, onlar temizlenmesi lazım. Ya şimdi Cumhurbaşkanı adayı hepimizin küheylan atıdır. Küheylan atımızı yarışa sokacaksak tımarlamayacak mıyız? Onun üstündeki parazit temizlemeyecek miyiz? Yani onu sağaltmayacak mıyız? Bacağı kırıksa bacağını tedavi etmeyecek miyiz? Nasıl yarıştıracağız? Bacağı kırık atı vuruyorlar Sayın Başkanım. Bacağı kırık atı vurmazlar. Yok, yarış atlarını öldürüyorlar ya. Hayır, ayağı büdüreyen atı vururlar. Ayağı takılan atı vururlar. Ben daha sanayım Ali. Yani hangi atı vuracağını bilirim ben. Yani ayağı takılan at bir daha takılır diye çeker kafasına bir mermi sıkarlar. Tamam mı? Bize at hırsı diyorlar ya, ben bilirim o işleri. Şey yapma. Siz terekeme değilsiniz değil mi başkanım? Terekemeyim, ne var onda? Terekeme olunca ne oluyor? Ne demek terekeme? Ya boşver, ne kurtarıyor ya. Siz gerçekten son olarak sorayım da yani bilmeyenler açısından, yani Kars'ta çok çeşitli etnik kimlikler var. Siz de terekemezsiniz. Bir taraftan Azerbaycanlı'yı da olduğunu söylediniz de onun için merak ettim. Bir tek Kars'ta değil. Ben daha sen muhaciriyim. Bir tek Kars'ta değil. Bak şimdi sana söyleyeyim. Muş'un Bulanlığı köylerin hepsi terekemedir. Adana'nın Osmaniye ilçesinin
şey nedir, Kadirli ilçesinin tümü terekemedir. Yani oranın en belalılar terekemelerdir. Kadirliler, Kozanlılar, onlar Kafkas muhacirleridir. Malatya'nın Doğan şehri, Sivas'ın Kangalı, Amasya'nın Sulovası, bunlar hepsi terekemedir bunlar. Yani neyi sormak istiyorsun bilmiyorum ama. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Baştan sormuşlardı, onu sorma fırsatım oldu gider hayat. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bir başka yayında ya, görüşürüz. Ya kaç göç gelmişiz, Anadolu yurt edinmişiz. Ya bu Anadolu hepimizin yurdu. Hepimiz bir arada yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Birbirimizi horlamadan, birbirimizi dışlamadan, egal etmeden, tefrik etmeden beraber yaşamayı öğreneceğiz. Yani aramızda Kürt, Türk, Çerkez, Terekeme, İnguş, Oset, Kabartay, Lezgi hiç fark etmez. Bu vatan hepimizin. Burada TC kimliği taşıyan herkes, erkekse babamız, kadınsa anamızdır. Sen dün dedin ya, adımız farklı, soyadımız Türkiye'dir. O sloganı biliyorsun kimin yazdığını. Benim arkadaşım yazmıştı. Ben de kullanıyorum. AK Parti yeni bu 28 Mayıs'la ilgili olarak temel politikasındaki sloganlardan biri olarak açıkladı. Ya bu Müslümanlar hep bizim sloganlar yaşadılar ya. Yani onların bir tek sloganı yok ya. Hepsi bizim şeyler. Taner'in yazdığı slogandır ya. Adımız farklı, soyadımız Türkiye diye. Hatırlamıyor musun? Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Millet görmeyelim. Hadi iyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler başkanım. Sağ olun. Hadi bakalım.